Ya Fikri ben sana ne diyeyim bilmiyorum ki. Ya kardeşim bir gram iş yapmış değilsin hala gelmiş para istiyorsun. Evet Fikri, müteahhitler ara sıra istihkak alırlar ama bazen de iş yaparlar. Sen iş sevmiyorsun, sen para seviyorsun. Ben sizin şebekeyi gayet iyi biliyorum. Şehirdeki bütün ihaleleri bir şekilde alıyorsunuz ama iş yapma yok. Ya Sayın Başkan, bu acı lafların beni rencide ediyor. Merak etme Fikri, sen rencide olmaz. Sadece sen değil, benim tanıdığım hiçbir öküz lafla rencide olmaz. Ya kardeşim, 5 senede bir boru döşenmez mi? Ya istihkakı zamanda alamıyoruz ki. Bak şimdi, paraları karaya kıza yediriyorsun, bilmiyor musun? Ne karısı reis bey, bir kuruş para yedirdiysem adam değilim ya. Merak etme Fikri, senin adam olmadığını herkes biliyor. Reis bey, Bedra'nın torunuyla konuştuğunu hatırlatmak isterim. Bedri ağa mı? Katırcı Bedri, ne zaman ağa oldu? E ne yani? Hayvansever bir insandan ağa olamıyor mu? Böyle bir kayda mı var? Katırları seviyordu rahmetli. Fikri, iş yapmıyorsun bari benim çalışmamı mani olma, hadi hadi. Ya en azından bir avans alsaydık ya. Fikri! Tamam, kızma başkan. Yalnız benden de hizmet bekleme. İşçiler bedavaya çalışmıyorlar. O zaman git, yedirdiğin karılardan paraları al, işçilere dağıt. Allah Allah, bir tutturdu karı meselesi ya. Ne oldu, alabildin mi Fikri Bey? Bırak Allah aşkına ya. Adam hizmet istemiyor ki. Seçimlerde kendisi için çalışırken iyi. İş paraya gelince kıvırıyor. Bana da ihtiyacı olduğunu biliyor tabii. Beni popofluyor. Beni ne popofluyorsun kardeş? Yok benim dedem şöyle büyük ağaymış da. Yok benim dedemin katırları kimse de yokmuş da. Beni methetme kardeşim. Bana para ver. Bir cigara ver Sezgin. Yoktur vallahi. Ver lan bir cigara. Dur bakayım. Belki iç cebimde. Vallahi ben paketi attım zannediyordum. Demek ki içinde çok az kalınca atayım diye düşünmüşüm fakat atmamışım. E üstünden de zaman geçince aklımda attım diye kalmış. Halbuki atmamışım. Hakikaten atmış olsam aklımda bu kadar kalmazdı ha. Hayret vallahi. Evet. Parayı alamayınca senin payın da bir dahaki sefere kaldı Sezgin. Haydi eyvallah. Bak şimdi. Sezgin. Buyur abi. Saçın dökülmüş. Ne dökülmez? Benim alnım geniş. Vay Sezgin abime bak. Nasılsın yakışıklı abi? Git lan işine kıvrak. Babam içeride mi? He. Peki yanında kimse var mı? Yok. Sezgin abi? Ne? Boş ver önemli bir şey yok. Konuş ulan saçıma baktın ne oldu? Ya önler biraz seyrelmiş gibi geldi de bana. İster lan kıvrak. Baba Yılmaz damdan düştü. Öyle mi? Çok mu gülüncüne gitti? Yok baba ben Sezgin abiye bir şaka yapmıştım da geç onun için. Nesi var Yılmaz'ın? Ana dedi ki bu sefer galiba ayağı kırılmış. Git babanı bul çıkır çabanı alıp gelsin dedi. Tamam peki kaybol hemen. Tamam baba. Bir emrin var mı baba? Var ama sana verip zayi etmek istemiyorum. Bana bak. Sen işe ne zaman başlıyorsun? Önümüzdeki ay inşallah. İnşallah. Reis Bey, özel idare müdürümüz Basri Bey geldi. İyi, al içeri. Baş üstüne. Sezgin, yeni bir şampuan çıkmış diyorlar. Haberin var mı? Duymadım Sayın Başkanım. Nasıl bir şey? Kıçına sürüyormuşsun. Evet. Oradakileri döküp kafada çıkarıyormuş. Kıvırcık bıvırcık idare edeceksin artık. İlahi Reis Bey. Hoş geldin Basri. Sana öyle geliyor. Şu anda fevkalade nahoş bir durum var. Başımıza öyle bir bela açıldı ki sorma. Ne oldu? Hayırdır? Ne olacak? Devletin gene belalı bir işi var. Kimin başına saralım? Basri'nin tabii. Kaymakam bey bu işle bizzat benim alakadar olmamı emrettiler ve hemen izne çıktılar. Senin için çok üzüldüm Basri ama yine de bir çay ısmarlayabilirim. Sağ ol. Ama sadece benim için değil. Kendin için de biraz üzülsen iyi olur. Çünkü kaymakam bey senin bu işle ilgilenmekten şeref duyacağını duyunca çok sevindi. Benim şeref duyacağımı nereden duydu? Ben söyledim. İyi halt ettin. Ne işmiş bu? Ya Ankara'dan bir heyet geliyor. Karşılama falan. Ne heyet? Vizontele vericisi getiriyorlar. Ne? Ya hani var ya gazetelerde açılış, haberler, ajans, şarkılar, koro. Ha, ne diyorsun? Demek sonunda bize de geliyor ha? Ya gözümüz aydın. Ben senin sevineceğini biliyordum zaten. Ya Reis Bey nedir bu?
Hala ne olacak canım? Hep duyuyoruz da... radyonun resimlisidir işte. Neyse, kolay gelsin. Bak bu hususta bir yardıma ihtiyacın olursa... devletin bütün imkanlarıyla ben senin yanındayım. Bunu sakın unutma. Ne yardımı be? Vazife senin değil mi? Elbette. Sana yardımcı olmak elbette benim vazifem. Hadi bana eyvallah. Radyonun resimlisi ha? Ya bu resmen sinemadır. Her evde bir sinema olursa Latif perişan olur.